Ne oldu, hayırdır? Ya bu dönem olmalıydı aslında belki de. Çünkü çok yapıyoruz gayri ihtiyari. Yani istem dışı. Randevu alıyoruz bir yerden. Hastanelerden. O randevuya gitmiyoruz. Oysa aylarca önce, haftalarca önce aciliyetle aldığımız randevu hani iyileşme sürecinde aman canım iyileştirmez olsa doktora da gitmesem olur mu? 6 ay sonrasına veriyorlarsa o süreye kadar zaten o iyileşirsin değil mi? Ya da bir yıl sonrasına ameliyat ol diyorsan zaten bir yerlerde bir şekilde yapıyorsun, onu iptal ediyorsun. Ya da acil başka bir işin çıkıyor ya da bir sürü şey, çocuğun okul toplantısı oluyor, bir şeyler. Falan filan. Her neyse, eğer efendim siz almış olduğunuz randevulara artık gitmez iseniz zaten ileri bir tarihe randevuyu alamıyorsunuz. Aynı bölümden zaten, bu ayrı ama 13 Mayıs itibariyle şu dönem başlıyor ki hastanelerde artık merkezi sistemden randevu alan hastalar bir gece önceden o randevuya gidip gitmeyeceğini onay verecek. Kimleri kapsıyormuş bakalım yakında. Devlet hastanelerinde yeni dönem pazartesi günü başlıyor. Merkezi randevu sisteminden randevu alıp gitmeme dönemi sona eriyor. Ertesi gün randevusu olan her hastamız akşam saat 8'e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Geçen yıl 23 milyon kişi aldığı randevulardan en az birine gitmeyince Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı. Yenilenen randevu sistemiyle hastanelerde verimin artması hedefleniyor. Gelinmeyen toplam randevu sayısı 81 milyon. 3-4 saat kala iptal edilen randevu sayısı ise 21 milyon. Bu gibi sebeplerle randevu kapasitesinin %30'u kullanılamadı. 65 yaş üstüyle kanser hastaları onay işleminden istisna tutuldu. Ancak bu iki grubun dışında kalan hastalar gidemeyecekleri randevuyu iptal etmek zorunda olacak. Randevusuna gelmeyen 15 gün içinde aynı branştan randevu alamayacak. 65 yaş üstü ve ağır hastalıkları olanlar, kanser hastaları bundan muaf tutulacaklar. Evet. Ancak diğer kişiler lütfen almış olduğunuz randevulara bir efendim saygı göstererek en başta sağlık çalışanlarına, sırada bekleyen diğer insanlara onayınızı veriniz. Tabii. Vermediniz. Ben gitmedim bugün bu göz muayenesi. Ay, alırım haftaya. Alamıyorsunuz. Aynı bölümden bir daha randevu almak için en az 15 gün beklemek durumundasınız. O da özellere yönlendiriyor. Olmaz. Gidin. Onay gelecek. O, gidiyor musun? Değil mi? Git evet ya da hayır diyeceksin. O kadar basit. Hemen herkesin. Gitmeyeceksen hayır diyeceksin. Gideceksen de evet gidiyorum kardeşim tamam evet diyeceksin. Telefonla gelecek demek mesajı. Demek ki ihtiyaç vardı bu duruma. Yani hadi bakalım inşallah yaramıza, derdimize derman olacak hareketlerden bir tanesidir. Aman dikkat, bak hasta oluyoruz Ebru'cuğum. Tabii. Hastalık sürecindeyiz efendim birçoklarımız gibi. Dikkat edelim lütfen. Evet. Hasta olmayalım. Gribal, mribal demeyin. Ya olabiliyorsun işte. Bak ki sen yani gittikçe daha da hastalandın gözümün tabii önünde. Tabii virüs iyice yerleşti maşallah. İyice güzel vücut, bedeni sevdi. Sevdi. Ruh güzel. Dolayısıyla virüs iyice çoğaldı. Haklısız da değil. Bir virüs de kendine aşık ettin ya. Yani böyle bir şey olamaz. Nasıl bir bakış açısıdır bu? Ebru'cum. Gerçekten Allah'ım bana da ver biraz. Ben de anlayayım. Ben de bu I kadar kendimi virüs sevebilmek istiyorum. Virüsü seviyorum. Murat Güloğlu öğret bana bu işleri. Virüsler doğru bulduğu vücutta yayılır. Buradan selam olsun. Aynen. Neyse fazla yormasınlar da bari en azından öyle değil. Yok şimdilik iyiyiz ya, mutluyuz.